Ben şöyle dedim. Herkesin de yüzüne baktım. Dedim ki Haldun Dorman deyince hani kelime oyunu aklınıza ne geliyor? Benim aklıma dadı. Benim aklıma kalite geliyor. Kalite geliyor. Gerçekten. Hiç o zaman bir kalitesiz bir şekilde görmedik. Giyimi, kuşamı, sanatı, tiyatrosu, televizyonu her zaman bir duruşu oldu. Yaş sorulmaz ama ben 54 yaşındayım hesaplayayım. Ben çocukken de Haldun Dorman hep sanatıyla veya küçükken de hep seyrettik, izledik, örnek aldık. Evet, 250 senedir ortadayım ben. 250 senedir. Belli olmaz. Belli olmaz Haldun Hoca. Size sanat camiasındaki tiyatrocular ve oyuncular hocam diyorlar. Niye hocam diyorlar? Ben hocam lafını pek sevmiyorum. Yani hocam demeyeyim bana diyorum. Çünkü herkes hocam. Herkes hocam. Erbakan'dan başlayarak herkes hocam. Onun için ben hocam lafını pek sevmiyorum. Bana Haldun abi deyin diyorum. Ben Haldun abi. Bütün Türkiye'nin Haldun abisi olmak istiyorum. Peki, harikasınız. Şimdi ilk önce aklınıza ne geliyor dedim, dadı dediniz. Ya ha, yaşa yahu, yaşa, yaşa, yaşa. Peki, ilk hangi tiyatro biliyor musunuz? Ben seyretmişim, çok da güzel, çok eski bir oyun. Papaz Kaçtı. O ilk oyunum. Evet ama çok komik bir oyun, çok, çok güzel çok bir oyun. Çok komik. Durmak yok zaten, siz hep bir şekilde hala maşallah hep aktifsiniz, sahnedesiniz. Evet. Peki, şimdi birkaç sorum var benim. Türkçemiz gerçekten hem çok keyifli ama aynı zamanda da biraz zor da bir dil. Çok karışık, batıdan kelimeler girdi, Farsçadan, Arapçadan geçen kelimeler var, Osmanlıcadan gelen kelimeler var. Beden dili olarak da çok hareketliyiz. Ben size baktığım zaman Türkçeyi doğru konuşmak, doğru diksiyon yani kelimeleri doğru vurgulamak ve o kelimelere doğru beden dilinin eşlik etmesi konusunda ders alır gibi seyrediyorum. Sağ olun. Bu bir eğitim mi aldınız bununla ilgili yoksa bu sizin bir yeteneğiniz mi? Nasıl eğitim tabii ki yani okulda filan eğitim aldım ama ben burada yani tiyatro eğitimimi dışarıda yaptığım için Türkçe ben burada şey yapmak zorunda kaldım, mükemmelleştirmek zorunda kaldım. Bununla ilgili ufacık bir hikayem var. Benim çok küçükken bir Alman dadım vardı. Onun için ben Türkçeyi Alman şivesinde konuşmaya başladım. Ve ilkokula gittiğim zaman hiç unutmuyorum balık demem gerekirken baluk dedim. Ve herkes çok güldü. Ve o gün çok alındım. Ben dedim bu Türkçeyi çok iyi öğreneceğim. Herkesten daha iyi öğreneceğim dedim. Belki onun çok etkisi olmuştur. O günden beri de işte yani iyi Türkçe konuşmaya uğraşıyorum. Bir de tiyatrocu olduğum için tabii ki iyi Türkçe konuşmam gerek. Ama şimdi bakıyorum televizyonda o kadar yanlış şeyler söylüyorlar ki televizyonda bile. Yanlış şeyler söylüyorlar. O da beni çok üzüyor. Yani Türkçe çok karıştı. Çok berbat oldu. Peki beden dili eğitim alınabilir mi? Yoksa çünkü şunu dikkat ediyorum. Biz Türkler biraz bağırarak konuşuyoruz. Ona da psikiyatristler şöyle diyorlar. Çocukluktan beri kendimizi iyi ifade etmeye izin verilmediği için tonlamamızı yükseltmek, vurgulamak zorunda kalıyoruz diye. Oysa kendinden çok emin olan insanlara bakıyorum, kendini iyi ifade edebilen, düzgün bir lisan kullanan kişilere çok fazla bağırmadan da konuşabiliyorlar. Biz acaba çok bağırmadan kendimizi nasıl ifade edebiliriz? Beden dilini mi katabiliriz, mimik mi ekleyebiliriz yoksa diksiyonumuzu mu daha vurgulamak şimdi lazım? Şimdi bir tiyatrocu olarak buna cevap vermek zor. Çünkü ben beden dilinle zaten hareket etmek zorundayım. Beden dilimi iyi kullanmak zorundayım çünkü tiyatrodayım, sahnedeyim. Ben Amerika'da eğitimimi yaparken İki tane çok önemli hocadan dans dersi aldım. Evet. Yani dans hani etmek için değil, elimi, kolumu, bacağımı sahnede iyi kullanabilmek için. Onun için tabii beden dili sahnede çok önemli. Ama hayatta da önemli herhalde. Hayatta da hiç düşünmedim hayatta da gerekli olduğunu. Hayatta da gerekli herhalde. Bence karı koca ilişkilerinde, öğretmen öğrenci ilişkilerinde, toplumsal bütün olaylarda, hatta politikacılarla halk arasındaki ilişkide sanıyorum ses tonlamasının ve beden dilinin de çok daha insanlara huzur verebildiği veya çok daha gerebildiği düşüncesindeyim. O nedenle sanıyorum özellikle bir konuyu, önemli bir konuyu arz etmek istediğimiz zaman sanki ses tonumuzu, beden dilimizi daha yumuşak, sevgi dolu yaptığımız zaman karşıdaki daha iyi mesajı veya daha güven dolu olarak alıyor gibi. Tiyatro burada bence sadece seyrederek bile insana bir eğitim verebilir diye düşünüyorum. Sadece bol tiyatro seyretmek bile. Yanılıyor muyum efendim? Tabii. Bence tiyatro en güzel eğitim aracı. Bence. Çünkü doğrudan doğruya göze hitap ederek, kalbe hitap ederek oynuyorsunuz. Hani ne televizyonda ne sinemada bunu başarmanız mümkün değil. Ama ben oynarken yani orada ikinci sırada oturan hanıma, en son sırada oturan beye hitap ederek, hakikaten birine hitap ederek oynuyorsunuz. Cevap o da yani doğrudan doğruya bir ilişki kuruyorsunuz orada. Evet, buyurun bir şey. Çok
heyecanlandım. Çünkü Haldun Bey oradan sanki böyle içime hitap etti. Neden? Bana göre çok büyük bir tiyatrocu. Fakat karşımızda inanın öyle bir beden dilini kullanarak saygıyla duruyor ki. Çok duygulandım. Yani bize bir saygısı devam ediyor. O kadar çok büyük bir tiyatrocu ama hala o saygısını seyirciye karşı yitirmemiş. Mütevaziliğini. Çok teşekkür Siz ediyorum. Siz eski tiyatrocuları Nisa Serezli'den Gazanfer Özcan'a kadar hepsini Allah gani gani rahmet eylesin. Tolga Aşkıner'le birçok çok Gitmiş önemli isimler var birçok. Onları oyun bittikten sonraki eskiden halkı selamlarken ikinci kez alkışla geri döndüklerinde, üçüncü kez geri döndüklerinde yüzlerindeki mimikleri hiç dikkat ettiniz mi? O tiyatrocuları. Çocuk gibi seviniyorlar. Mutluluk. Yani mutluluk. Ne kadar işte bence orada o bütünleşme var. Haldun Bey de seyirciyi çok güzel selamlar. Şu anda da, evet. Çok güzel selamlar tiyatro bittikten sonra. Ama benim için selam çok önemli. Ben ilk Amerika'dan döndüğüm zaman bizim oyunlarda hani profesyonel oyunlarda şehir tiyatrosunda bile selam çok önemli değildi. Hatta çok önemli bir şey söyleyeyim. Mesela çok başrollerde birini oynayan biri eğer ikinci perde işi bittiyse eve giderdi. Gidermiş yani. Oysa son kalan üç kişi kimse onlar selam verir. Daha baştan sana öyle veriyorsa. Oysa ben selamın mutlaka provası yaparım. Yani ben selam provası benim için çok önemlidir. Kim ne zaman çıkacak, yukarıdan aşağıya kadar selam verecek ben bunun provasını yaparım. Ve selam şimdi çok önemli olmaya başladı. Yani o yıllardan sonra selam gerçekten yerine oturdu. Şimdi selam önemli. Yani gerçekten önemli. Çünkü seyirci size teşekkür ediyor. Siz de o teşekkürü kabul ediyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bravo. Şimdi efendim sizle bir de şöyle. Çok güçlü bir hafızanız olduğunu, replikleri çok kolay ezberlediğinizi ve çok doğru bir şekilde oyunda oynadığınızı söylüyorlar. Sizle isim vermeyeceğim. Sizle beraber çalışmış olan tiyatrocu, sanatçı, arkadaşlarım, dostlarım var. Oradan şu soruyu soracağım. Şimdi tabii dürüstçe konuşmak gerekirse hani 20'li yaşlarda hafıza başka oluyor. 30'lu yaşlarda başka oluyor. Siz nasıl bu kadar başarılı bir şekilde hafızayı koruyorsunuz? Ek bir destek mesela B12 iğnesi veya omega 3 balık yağı her şey alıyor musunuz? Yoksa bu hani sürekli bulmaca çözmek gibi sürekli sürekli bulmaca çözüyoruz. Bulmaca çözersin. Günde 3-4 tane bulmaca muhakkak sabah kahvaltısından sonra çözerim ben. Peki Haldun Dörmen kendine nasıl bakar? Check-up yaptırır mı? Vitamin alır mı? Genel olarak dikkat ettiği, aldığı bazı destekler var mıdır? Yani çok dikkat etmem ben ama biraz bir şey. Mesela vitamin alıyorum şimdi. Evet. Yani bir vitamin her sabah alıyorum. Multivitamin mi alıyorsunuz? Evet. 60'tan sonra bir vitamin var. Evet. Var. Yani özel vitaminler var. Özel vitamin var ama bitince o kutu bir araya almıyorum. Aklınızda olsun. 50 yaş üstündeki erkekler için içinde L-arginin olan erkekleri birçok açıdan daha diri, daha sağlıklı tutmaya yardımcı multivitamin formülleri var. Artık Haldun Bey'in dediği gibi kadın erkek, buluğ çağı erişkin ve 50 yaş üstü kadın 50 yaş üstü vitaminleri ayırt ederek ve sorarak alın. Onu alıyorsunuz bir. Başka ne yaparsınız? Mesela yeşil çay içer misiniz? Yok, sabah kahvaltı, ben normal çay. Sabah kahvaltı etmeden hiçbir yere gitmem. Ne yersiniz kahvaltıda? Bir iki dilim ekmek yerim. Üç dilim ekmek yerim. Bazen yumurta yerim. Ama bal muhakkak yerim. Bal yerim. Evet. Seçer misiniz balınızı? Rastgele bir bal mı? Yok, rastgele değil. Ben dikkatli bal almaya çalışırım. Yani ne kadar becerebiliyorsam. Hücre yeniler bal. Ve çok faydası var. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal ve doğal yumurta herhalde seçip alıyorsunuzdur. Onu bilmiyorum. İşte bal, yumurta ve güzel. Bir de peynir. Peynir çok seviyorum. Ama beyaz peynir sevmiyorum. Çok tuzlu geliyor bana. Yani tuzsuz beyaz peynir seviyorum. Yani ne bileyim ben suya koyuyor peynir. Onu öyle evet. Yiyorum. Kaşar yiyorum, gravyer yiyorum. İşte peynir çok seviyorum. Balık yer misiniz bu? Yiyorum ama evde balık yaptırmıyorum hiç. Çünkü dışarıda bir yere gittiğim zaman balık yemeyi tercih ediyorum. Evde kokuyor. Kırmızı et yer misiniz? Eskisi kadar çok yapıyorum. Yani haftada şöyle, 50-60 yaşından sonra haftada bir kere kırmızı et yeterli. Çünkü vitamin B12 açısından yani Alzheimer'e karşı korunmak, unutkanlığın olmaması, sinir sistemi ve ağrıları, sinir ağrılarını azaltmak için B12'nin çok iyi bir kaynağı kırmızı et. Bir de tabii ki yağsız ve kızartma olmadan. Bir de onun dışında çinko açısından faydalı ve de demir depoları açısından et faydalı. Et yani değil mi? Kırmızı et. Kırmızı et. Ama haftada bir bilemediniz, iki yeterli. Haftada üç ve üstü, 50 yaş üstü için çok sağlıklı değil kırmızı kıyma et. Kıyma bundan sayılıyor mu? Kıyma sayılıyor. Hatta bugün çok güzel. Ceyda ne yapıyordun bize kıymadan?
Pazar'da Çağlı Hindistan cevizi sütlü köfte yapacağım. Köfte. Allah evet. Allah. Uzak doğu usulü bir şey olacak evet, zaten. Evet, sebzeli köfte. Peki. Şimdi biz sizi hiçbir zaman da şişman görmedik. Kilonuzu korumak için özel bir şey yapıyor musunuz? Yok ama benim hayat görüşüm ve şey sahnede de hayatta da şey hiçbir şey abartmamak. Evet. Hiçbir şey abartmadığım için yani yemek konusunda da şeyim. Ama bakıyorum bazen bir kilo iki kilo şişmanladığım zaman hemen onu dengeliyorsunuz. Dengelemeye çalışıyorum. Hiçbir zaman biz şişman görmedik sizi. Yani eskisel ispritte tabii ki biraz daha kiloluyum ama ona dikkat etmeye çalışıyorum. Hiç kolesterolünüze baktırdınız mı efendim? Veya check-up yaptırıyor musunuz? Yaptırıyorum. Benim gayet tansiyonum da, kolesterolüm de falan, ondan gayet şekerim de gayet iyi. Benim aritmim var yalnız. Evet. Çocukluğumdan kalan bir aritmim var. Aritmi ilaçları alıyorum. Başka da bir şey aldım. Kullandığınız bir şey yok hayır. Başka. Peki. Şimdi birazcık kolesterolden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok tartışıldı. Kolesterol hatta bazı öyle bir noktaya geldi ki hiçbir zararı yoktur. Efendim kolesterolünüz 300, 350, 400 olsun hiç umursamayın. Hatta kolesterol faydalıdır diye. Buna ise ısrarla yurt dışındaki kongrelerde hep takip ediyoruz bilimsel yayınları. Buna karşı çıkıyorlar. Bakın kolesterolü tümden yok saymayınız. Aşırı yüksek kolesterol hele iyi huylu kolesterol de düşükse sizin damarlarınızda tıkanma oluşturabilir ve çok ciddi kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir ve geri dönüşü zor da olabilir. Şimdi kolesterol nedir? Kolesterol esasında bildiğimiz bir yağ yani vücudun ürettiği. Fakat şöyle bir yanılgı var. Zannediliyor ki kolesterol hep dışarıdan alınıyor. Vücudumuzdaki kolesterolün yaklaşık 3'te 2'si, %60 ila 70'i kişiden kişiye değişiyor. Bu karaciğer başta olmak üzere vücut tarafından üretiliyor. Yani siz diyette yağlı kırmızı et, tereyağı, kaymak, yağlı yoğurt, balığın derisi, tavuğun derisi gibi, tereyağı gibi bunların tümünü kesseniz bile kolesterolün yaklaşık 3'te 2'si vücut tarafından üretiliyor. Onun ancak belirli bir oranda yararı olabiliyor. Ölümlerin %34'ü kalp ve damar hastalıklarından oluyor. Bu kalp ve damar hastalıklarından da son zamanlarda bazı kişiler karşı çıksa da aşırı yüksek kolesterol, az miktarda yüksek kolesterol demiyorum. Aşırı yüksek kolesterolün hala çok ciddi bir risk faktörü olduğu konusunda çoğu doktor ve kardiyolog hemfikir. Burada kardiyologları dinlememiz lazım. Şimdi kolesterol için neler yapabilirsiniz korunmak için? İsterseniz biraz da kolesterol türlerinden bahsedelim. Çünkü kolesterol deyince mesela yararlı, iyi huylu kolesterol de var. Mesela HDL, hani hayırlı kolesterol deniyor. Veyahut da kalp için, damar için iyi kolesterol deniyor. Bu yüksek yoğunluklu kolesterol yani iyi kolesterol seviyesi yüksekse sizi tıpkı bir futbol takımındaki kaleci gibi gelecek gollere, saldırılara karşı güzel koruyor. O nedenle HDL'yi iyi yükseltmek lazım. Bunda iki yolu var. Bir, sigara içmeyeceksiniz, sigarayı bırakacaksınız. İki, egzersiz yapacaksınız. Birazcık da zencefil, iyi huylu kolesterolün yükselmesine yardımcı oluyor. İyi huylu kolesterol neden iyi huylu? Çünkü kanda dolaşan kötü kolesterolü alıyor ve metabolize olması için, kullanılması için karaciğere taşıyor ve safra yoluyla atılmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla pıhtı oluşması ve damar sertliği oluşması riski azalıyor. Bu arada HDL, yani bakın bu çok önemli bir bilgi. Canım iyi huylu kolesterolüm düşük, kilom da yok, sigara da içmiyorum. Ama bir önemli konu, özellikle genç erkeklerde HDL düşükse ereksiyon sorunu olabiliyor. O erkeğin cinsel açıdan performansını olumsuz etkileyebiliyor. Siz iyi huylu kolesterolünüz de iyi midir efendim? Ona hatırlıyor musunuz? Onun haberim yok. Ama kötü olsa haberim olurdu diyorsunuz. Evet haberim zaten. Olurdu. Olmadığını söylediler. Evet peki. Bu arada şeker hastalığı da veya hızlı karbonhidratları çok yemek de kolesterolü arttırabiliyor. Ben hiç tereyağı yemiyorum ki, işte yağlı yemiyorum ki kolesterolüm var diyenlerin önemli bir kısmında beyaz un, beyaz şeker ve glisemik indeksi yüksek gıdalarla beslenmenin de önemli bir etkisi var. Çünkü enerji büyük ölçüde bunlardan karşılanırsa vücut diğer yağları fazla şekeri yağa çevirip depolayabiliyor. Ve nerede depoluyor? En tehlikeli yer göbek bel civarında. Israrla söylüyorum, göbek bel civarınız yağlanıyorsa, kollarınız, bacaklarınız ve popo dediğimiz gluteal kaslarınız eriyorsa yaşlanıyorsunuz. Kilonuz aynı olsa bile kol, bacak, omuz, popo kasları, basen kasları eriyorsa, göbek ve bel civarı yağlanıyorsa bu yaşlanmanın ve birçok kronik hastalığın belirsi. Buyurun efendim, bir soru soracaksınız herhalde. Hocam ben 2 yıldır ilaç kullanıyorum kolesterol. Evet. HDL kolesterolüm çok yüksek.
Sürekli kullanmam mı gerekiyor? Kansızlık yapıyor veya unutkanlık yapar mı? Evet, şimdi şöyle, kolesterol ilaçlarının uzun vadede ve yüksek doz kullanımında tabii ki bazı yan etkileri var. Fakat bu çok tartışma konusu. Kimse kolesterol ilacını kendi başına kesmesin. Ancak sizi iyi tanıyan, iyi bilen doktorunuz buna karar vermeli. Bana gelen hastalarda genelde kimyasal ilaçları pek kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü kolesterol ilaçları coenzim Q10 dediğimiz çok önemli bir antioksidanı yiyor vücutta. Biraz bazen karaciğeri yorabiliyor ama hayat da kurtarabiliyor. Buradaki kar zarar dengesi iyi hesaplanacak. Ne kullanın ne kullanmayın derim. Ama ben hastalarıma diyetle, egzersizle, şimdi vereceğim sarımsak limon kürleriyle, yulaf ezmesiyle, greyfurtla, bol bakliyatla, posalı gıdayla ama en önemlisi kolesterolü en çok ne yapar biliyor musunuz? Kolesterolü en çok ne yapar? Haldun Bey, stres. Stres. Bazen her şeyi düzgün yaparsınız efendim ama stres kolesterolün en iyi ilacıdır. Bence stresin en iyi ilacından biri de sanattır, tiyatrodur, kültürdür. O yani stres her şeyi yapıyor galiba değil mi? Bütün şeylerin kötülükleri içinde stres var. Ama son zamanlarda özellikle kolesterolü hiç düşmeyen kişilerde, şimdi mesela ben kolesterolü düşmeyen hastalarımda özellikle strese yönelik tedaviler de yapıyorum ve kolesterolü daha rahat düşürebiliyorum. Stres derken stresi mi yok ediyorsunuz? Stresi yok edemiyorsunuz. Stresin size harap etmesini, stresin size işlemesini, nakşetmesini engelliyorsunuz. Bu arada doğal preparatlar kullanıyoruz. Mesela St. John's Wort, sarı kantaron hapları gibi. Ama yazın pek kullanılmıyor onlar. Dil altı kullanılan SAM-E diye doğal maddeler var. Onların hapı gibi. Passiflora destekleri gibi. Birçok şeyler var. Kedi otu gibi. Bunlarla bitkisel desteklerle stresin size nakşetmesi, uykunuzu kaçırması, yüksek tansiyon yapması, spazm oluşturmasını engelleyebiliyoruz. Ama ben yine ısrarla kahkaha en iyi ilacıdır diyorum. Kahkaha değil mi? Gülme, evet. Gülme. Eğlenme. Evet. O yüzden güldüren insanlar benim için çok kutsal, çok önemli. Güldürebilen insanlar. Size de o yüzden çok seviyoruz. Sağ olun ama ben bazı kalitesiz güldürmelere çok karşıyım. Ya, televizyonda bazı şeyler var. O kadar abartıyorlar ki gerçeğin çok dışına çıkıyor ve benim bazı çok değerli öğrencilerim, yani çok iyi aktör olabilecek öğrencilerim bunu yapıyor ve ben tabii çıldırıyorum onları seyredince. Görmemeye çalışıyorum, bakmamaya çalışıyorum. Niye bu kadar ucuzladı sanat veya şimdi genel konuşmayalım, çok kıymetli sanatçılarımız var da niye bu kadar kolaylaştı? Kolaylaşmadı da yani abartılı şeyi her zaman seyirci buldu. Ama sonra o seyirciler onu hatırladı mı? Hayır, hatırlamadı. Orada gülüyorlar, alkışlıyorlar, bitiyor. Ama abartısız olan bir şey olursa, gerçek bir şey olursa hatırlayabiliyorlar. Mesela bizim Papaz Kaçtı'yı hatırlıyorsunuz. Papaz Kaçtı. Kaç yıl sonra? Papaz Kaçtı çok komikti. Ama abartılı hiçbir şey yoktu içinde. Doğru. Yani gerçekten yoktu. Çünkü doğru. Ben onu ben bütün komedilerimi mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın, yani karşıdaki insanın da başına gelebilecek şekilde anlatmaya çalışıyorum sahnede. Yani ben de hani size bir şey oynarken o durumda siz de olabilirsiniz gibi yapmaya çalışıyorum. Çünkü tiyatro demek değil mi? Yani size anlatırken siz de onun içindesiniz gibi hissedeceksiniz. Mesela izleyicimiz kaç sene oldu? Bir 10 sene olmuş mudur dadı? Hatta belki fazla mıdır? 10 sene oldu. 10 sene oldu. 11 sene desek. Bakın mesela sorduğum zaman birçok diziyi, birçok şeyi hatırlamıyorsunuz. Ha dadı diye hemen fırladınız. Yani hemen dadı diye. Demek ki o da güzel bir güldürüydü. Gülben Ergin'in de yükseldiği bir dizi oldu değil mi? Evet. Sonra... Çok iyi çalışıyordu ama çok iyiydi. Kenan Bey'in, Gülben Ergen'in, sizin, Seray Sever'in. Hep, evet. Çok iyi bir kadroydu. Yani çok da keyifli bir kadroydu. Çok da keyifli çalıştık birlikte. Yani yakın dostlar gibi çalıştık. Çok iyiydi. Onda da tabii çok etkisi oluyor. Yani insanlar anlaşınca sahne arkasında ya da kamera arkasında şeye daha iyi aksediyor. Seyirciye çok daha iyi aksediyor. Çok daha parlak bir şekilde aksediyor iş. Ben hep merak etmişimdir. Mesela bir insanın herkesle çok iyi anlaşması zor. Diyelim ki sizle aynı tiyatrodayız. 5-6 kişiyiz. Siz bana gıcıksınız veya ben sizi kızdırdım. Fakat kamerada da ben sizin can ciğer dostunuzum mesela. Öyle bir şey oynayacaksınız. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Yani 5 dakika önce tartıştığınız biriyle sonra hakikaten çok seviyormuş gibi nasıl kucaklıyorsunuz veya tersi? Ya benim hiç böyle bir şey başıma gelmedi ama tabii tiyatroda şeyde bu hep oluyor. Birbirlerine nefret eden insanlar kameranın karşısında ya da perdenin önünde iyi şey oynamak zorundalar. Sevgi, işte birbirine güven, aşk oynamak zorunda oluyorlar. İşte oyunculuk giriyor o zaman işin içine. Ama yine de hissediyorsunuz. Bir yerde bir bakıştan bir şeyden hissedebilirsiniz. Evet. Bence. Benim çok üzüldüğüm, böyle kalbimden çok atamadığım olaylardan biri de hatırlarsanız yıllar önce
Levent'te bir terör olayı olmuştu. Bir HSBC bankası patlama olmuştu. Bravo. Bak ismini unutmamışsınız. Ondan da birkaç gün önce Kerem Bey'le de beraberdim. Allah rahmet eylesin. Semra Özal'ın evinde sohbet ediyorduk. Bir insan bu kadar mı beyefendi olur? Çok. Bir insan bu kadar mı mütevazi olur? Bir insan bu kadar mı sevgi dolu olur? Semra Özal'ın evinde oturup uzun uzun sohbet etmiştik. Çok güzel bir davetti. Birkaç gün sonra da bu çok üzüldüğümüz o terör olayında kader kırmızı ışıkta duruyor ve uçuyor. Mesela hala benim unutamadığım ve çok önemli kayıplardan biri olarak gördüğüm bir sanatçıdır. Çok beyefendi olarak gördüğüm. Öyleydi, evet. Onu ben getirdim Ankara'da buraya. Ankara'da bir oyunda çalışmıştım ilk. Sonra Dormitorius'a davet etti. Bu da geldi. Oliver adlı oyunla ilk defa İstanbul seyircisinin karşısına çıktı. Sonra hep Dormen'de kaldı. İşte o sırada Göksel Korte'yle de evlendi. Ve biz garip bir şekilde olayın olduğu an, bombanın patladığı an Göksel Korte'yle bir televizyon çekimindeydik. Ve bombayı duyduk, televizyon yayını durdu. Göksel Kerem dedi. Göksel saçmalama dedim. Kerem bir alakası var. Kerem bilmem nerede olacak. Sen şeyde tesadüfen oradan geçmiş. Yani onu o an hissetti. Ben saçmalama dedim. Gerçekten Kerem'in oradan o sırada geçmesi mümkün değil. Ama gerçekten şey gibi şekilde, garip bir şekilde oradan geçiyormuş. Ve bir saat sonra da bir işin gerçek olduğunu anladık. Ama çok enteresan, demek ki bir sevgi bağı olunca o an onu hissetmesi müthiş bir mekanizma. Allah rahmet eylesin. Bunlar, bu kişiler, bu beyefendiler, bu hanımefendiler, bunlar çok kıymetli sanatçılar. Bunlar toplumu güldüren, düşündüren, mesaj veren, hizmet eden insanlar. Kesinlikle ve kesinlikle özellikle güldürü sanatı birçok depresyon ilacı kadar kıymetlidir ve değerlidir bence. O nedenle biliyorsunuz programda ben de diyecek ne alaka? Evet. Aynen bir bitkisel ilaç gibi, aynen bir egzersiz gibi insanın ruhuna şifa veren, insanı güzel bir şekilde güldüren olaylar, tiyatrolar veya hangi sanat dalı olursa olsun aynı zamanda bir şifadır, bir tedavi yöntemidir bana göre.